kankaya değil mi şu andaki? Evet. U22 Türkiye kadınlar erkekler handbol şampiyonasında 75 kilodan ikinci finalisti belirleyecek maç başlamak üzere gongla birlikte Gökhan Kaya yönetiminde başladı. Kırmızı köşede Emre Parlak Ankara, mavi köşede Hasan Akhayev, TKDG, neresi olacağım bu TKDG? TKDG. Hasan Akhayev, bu herhalde... Ferdi mi? Ferdi giremez zaten. Sevgili Vedat, bu TKD'nin açılımını bana bir öğrensene hocam. En azından izleyiciler de doğru şey yapalım. Açılımı nedir? TKY. Hocasına sorarsın. Samsun bölgesi. Sevgili Vedat, sizkende olmasa yani bilgiler tam mahsulü alamayacağız. Vedat. Evet Vedat hocam. Evet. TKDG neymiş? Tekirdağmış. Ha, Tekirdağ. Ha. Doğan Spor gibi mi okunuyor? Aynen. Tekirdağ. Tekirdağ da o D ne oluyor? Ha, evet. Tekirdağ gücü gibi mi okunuyor? Evet. Evet doğru. Tekirdağ Spor mu oluyor? TKDG, Tekirdağ. He, TKDG, büyük harflerini şeylerden kullanmışlar direkt olarak. O diğeri herhalde yumuşak gibi. Tekirdağ olarak. Tekirdağ'a sarılır yani. Tamam, tamam hocam. Şimdi anlaşıldı. Cehaletimize verin lütfen. Arada yani bu kadar çatlak su kaçırmaz değil mi hocam? Ama kaçırmaz. Tekirdağ'da hiç benzerliği yok. Evet. Evet. Doğrusu bu kadar çatlak su kaçırmaz. Evet hocam. Evet, evet ringin o köşesinde bir problem var. Az önce de boksörlerin ayakları takıldı. Orada bir bolluk var farkındaysanız. O ciddi problemi niye? Neden oraya girmiyorlar ki? Bak hocam sen şeydesin, evet, federasyon evet, nasıl? Evet, seyredin. Evet. Seni yenildim. Yani şey bu ligde bir de final oynanacak. Bana dikkat edilmesin. Evet, geldi mi? Ooo ciddi, ciddi bir... Geldi hemen. Evet. Bedir Hoca geldi. Geldi ama onun gerginliği sabitlemesi tabii lazım. Dünya şampiyonlukları ilk çöktü yaptık. Evet, evet. Boşa giden sol direk sağ kroşeler. Evet, bir sol kroşe gördük. Mavi köşeden, Asat'tan. Büyüdü lan. Maçın ilk raundu 3-2 mavi köşede Asat'ın şimdi şu anda Asat 3-2 önde görünüyor ilk raundda. Sevgili Vedat, siz gene aynı zamanda biz fotoğraf kadromuza ayırdık hocam. Şimdi şu anda basın medyanın, Boksörler Dayanışma Derneği'nin basın medyasında Vedat Sizgen aynı zamanda foto muhabiriniz. Paparazzi. Box paparazzi. Ama yakışıyor hocamıza ya. Evet, kesinlikle yakışıyor. İkinci round. Her resim çekilenden, çekilene 100 lira veriyorum. Evet, onu duydum ben. Evet. Yani kaç tane resim çekiyor hocam? İkinci round kaç dedi? 15 tane çekilmiş. Bir tane. Sen veriyorsun. Öyle mi? İkinci round kaç dedi? Hepsini siliyoruz. Gökhan Parvan baskılarını bakıyoruz. Bu arada kafa atma girişimleri var gibi görünüyor Agah'tan. Evet.
Bir karakter diyen mesela Agah'tan. Sol köşe. Belki boksörler düzgar boksörler fakat her iki boksörde sert boksörler. Bu yumruklardan bir tanesi tutup takip ettiği rakibi ciddi olarak problem yaratabilir rakiplerinde. Sol direk, boşa giden kroşeler. Güzel. Ya da hocam bir de kafa kafaya vurmaları var. Tabii kimse bekler. Kontrolsüz kalkıyorlar ve kafalar her an birbirlerine çarpabilir. Evet. Hakem, orta hakem bunları uyarması gerekiyor. Evet, kırmızı köşeden hem de rakibin üzerine gidiyor. Onu da dikkat etmesi lazım çünkü her an kontrole de düşebilir. Evet, çok güzel. Çok güzel yemişler, evet. Vedat Sizgen kardeşimiz aynı zaman madalya törenlerinin fotoğraflarını da çekiyor hocam. Yani Türkiye Boksörler Dayanışma Derneği hem fotoğrafçılıkta hem de kamera çekimlerinde elinden geleni yapıyor. Hadi bundan sonra sıra sporcularımız dahil. Kesinlikle katılıyorum. Bayağı zevkliymiş fotoğraf çekmek. Sen de zevkli bir arkadaşımsın. Sağ olasın. Hocam baksana adam iki hafta içerisinde dünyanın gezmediği ülkesini bırakmadı. Dünya kazan Vedat Sizgen kepçe oldu yani. Evet. Bir bakıyoruz Fransa'dan fotoğraf gönderiyor. Bir bakıyoruz İngiltere'den fotoğraf gönderiyor. Evet, hakemin ön yaparlığa ihtar etmesi lazım. Çünkü kontrolsüz olarak rakip üzerine kafayla koşuyor. Bunlar son derece tehlikeli şeyler. Yani boksun dışında olan gelişmeler. Bakın, son derece kontrolsüz bir şekilde. Bakın, yani bu bunlar aslında ihtar verilecek görüntüler. Bakın savuruyor. Bakın son derece kontrolsüz çalışmalar değil mi hocam? Tabii. Kulağını zaten evet. Patlar öyle vurur. Evet. İhtar vermez lazım. İkinci roundda sona erdi. Kontrolsüz hareket var. Bir boksör göre göre vurdu. Göstere göre yani ne yapacağını bilecek. Rastgele atılan bir yumruk pek bir faydası olmaz. Ya o uçucu gelir. Sakatlık yapar. Ya sakatlık gelir. Tamam. Her iki boksör için de sıkıntı ya. Hocam Türk boksörünün 3 tane devini ben karşımda görüyorum şimdi şu anda. Mehmet Çakal, Nuri Eroğlu, Hasan Yorulmaz. Üçü de teknik kurulda maşallah. Gündür evet. Gibi bir teknik kurul var. Evet. Hepsi de Türk boksu için. Evet, hepsi de sağlık. Türk boksu için çok önemli isimler. Tabii. Emeklerine sağlık o yaşta. Halen enerjileri bol. Kesinlikle. Ve bizleri yönlendiriyorlar. Allah razı olsun. Kendilerinden her zaman çok büyük abilikler gördüm. Çok büyük destekler gördüm. Allah razı olsun. Evet. Karşılıklı Agah'tan şimdi şu anda karşılıklılıkta geliyoruz. Emir Aragan'a evet. Emir Aragan'a karşılıklı iki boksörler şimdi şu anda kontrollü bir şekilde. Oynamaya çalışıyorlar. Ooo çok sert yumruklar hocam karşılıklı. Yani bu roundda belki yatmalar da görebiliriz hocam. Çünkü gerçekten bak. Yani, güzel bir karaciğer yumruğunu görüyoruz. Al direkt. Evet, Agah'tan güzel bir ayak hareketiydi. Boş aldı değil mi hocam? Ama neticesi gelmedi. Aparkatla köşeye döndü Agah. Maçın orada hakemi Gökhan'a maçı büyük dikkat izliyor. Çünkü her iki boksörde çok kuvvetli boksörler, yakın dövüş seven boksörler. Kıran kırana bir maç geçiyor yani var güçlerinde maçı sürdürmeye devam ediyor boksörlerle. Evet. Maçın son dakikalarında değil mi hocam şimdi evet, şu anda? Evet. Direkt.
müthiş bir koşu da. Evet, karşılıklı koşu. Oo. Kulak arkasına gelen bir yumruk vardı ama pek bir netice alınamadı. Mesafeyi ayarlayamadı herhalde ondan. Oo, savuruyor. Aman, 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 aman çocuklar dikkat. Karşılıklı kroşeler, aparkat ve kroşeler. Adeta mideden çeneye kadar tulum çıkardı. Asar. Kaldırın. Daha aparkat. Aldık şimdi bir şey. Aldık ya. Aparkatlar. Aparkatlar. Tosal Tolca Ekser. Taşınlık geldi. Asat. Selam güzel maç oluyor. Emre de yoruldu, Asat da yoruldu. Hocam her iki boksa da yoruldu. Her iki boksa çok çarpınlıklar gördük seni. O yumruğun indirmemesi o boksa, evet, o boksa evet, gerçekten gayretli olduğunu, kuvvetli olduğunu gösteriyor. Evet, evet. Evet, nihayet 3. round bitti. Ankara gücünden Emre Parlak mı? Tekirdağ gücünden Asat Akayev mi? Maçın orta hakemi Gökhan Kaya. Her iki boksörün ringin ortasına gelmesini bekliyor. Kırmızı köşeye Emre Parlak yani iki maçta Sultan Osmanlı'nın rakibi oluyor. Emre kardeşimizi tebrik ediyoruz. Kendisi gerçekten evet, gelecek vaat eden çok güzel bir boksör, sağlam bir boksör. Boksu da bilen bir boksör. Boksu geliştirebilecek olan bir kardeşimiz. Kendisini tebrik ediyoruz.